Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, küreselin en önemli haberi herhalde FED tutanaklarının yayınlanmasıydı. Buna göre üyelerin bazıları ekonomiyi fazla zorlamanın risklerini dile getirdi ama diğer taraftan da faiz arttırımını hala savunanlar da var. Bu da FED'in aslında tutanaklar henüz havlu atmadığını gösteriyor. Bu da dolara yaramış gibi görünüyor. Diğer taraftan İsviçre Bankası Credit Suisse'in Türkiye raporu var. Raporda Türkiye'deki gelir adaletsizliğini bir kez daha gözler önüne serilmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan aslında bütün emeklileri ilgilendirecek iyi bir haber gibi görünüyor. Umarım hayata geçer. Bakan Işıkhan'ın verdiği bir açıklama emeklileri yeniden umutlandırdı. Ekim itibariyle herhalde 4.000 liraya yakın bir seyyanen zam yapılması gündemdeki, diğer taraftan memur zammı için yeni teklif de bugün geliyor. Diğer taraftan Mehmet Şimşek konuştu. Bankalara açıklamalarda bulundu. Ona da bir bakacağız. Biraz ne kadar anlamlı aslında onu da değerlendireceğiz diyeyim, öyle devam edelim. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Evet, gündem yine çok yoğun ama ben Credit Suisse'de girmek istiyorum. Raporda şöyle diyor, daha net anlaşılsın diye rakamları da vereyim. Türkiye'deki toplam 1 trilyon 41 milyar dolarlık servetin %39,5'luk kısmı nüfusun sadece %1'lik kesiminin elinde. Diğer nüfusun en zengin %10'unun servetten aldığı paysa %69,8. Diğerleri de bize dağılıyor işte. Yani öyle görünüyor. Gelir dağılımının Türkiye'de ne kadar adaletsiz olduğunu zaten burada hep konuşuyoruz ama bu raporda bir kez daha gözler önüne serdi, değil mi bunu? Şimdi enflasyon zaten en gelir dağılımı bozan fonksiyon. Enflasyon arttıkça gelir katmanları arasındaki dağılım hızla bozuluyor. Bunu aylardır anlatıyoruz zaten. Çünkü bir kesim çok zengin oluyor, bir kesim çok fakirleşiyor. Orta kesim yok oluyor. Türkiye'de orta kesim şu an yok edilmek üzere, bitmek üzere. Türkiye'de hem gelir dağılımı hem sermaye dağılımı bozuluyor. Bu daha da vahim. Ben yani, tabii hem sermaye dağılımı da vahim. Çünkü sermaye belli grupların elinde toplanıyor. Sermaye belli gruplar elinde toplandığı zaman zenginlik de belli grupların elinde toplanıyor. Krediler de belli grupların elinde toplanıyor. Bunlar ekonomi açısından son derece sıkıntılı. Maalesef gelir dağılımı daha da bozuluyor. Giderek daha da bozulacak görünüyor. Neden? Enflasyon daha da yükselecek. Vergi adaletsizliği had safhada Türkiye'de. En alt gelir grubundan da aynı vergi alınıyor. En üst gelir grubundan da aynı vergi alınıyor. Tükettikleri mallar birbirine çok yakın. Dolayısıyla en alt grubu burada çok inanılmaz şekilde eziliyor. Yeni yapılan vergi düzenlemeleri kademeli yapılmadığı için gelir dağılımı daha da bozuyor. Bundan sonraki bak önümüzdeki sene, önümüzdeki ayda açıklanacak gelir dağılımına baktığımız zaman daha da bozulduğunu göreceğiz. Bugünlerden daha da kötü olduğunu göreceğiz. Yani diyelim ki bir ekmek alıyor. Diyelim ki ekmek 10 lira. En alt grup da bunun için 10 lira, 2 lira vergi ödüyor. En üst gelir grubu da 2 lira vergi ödüyor. Oysa en üst grubunun daha fazla vergi ödemesi lazım. Daha fazla kazandığı için. İnsanların kazanacağına göre değil de herkese standart vatandaş gözüyle bakıp, standart gelir düzeyine bakıp vergi alınması gelir adaletini bozuyor. Bundan sonra daha bozacaktır. Neden? Yaz ayları Türkiye'nin enflasyonunun en düşük olduğu aylardır. Neden? Taze sebze meyve çıkar. Artık turfandalar bitmiştir. Tarla malları, tarla ürünleri piyasaya gelir. Fiyatlar çok düşerdi. Şimdi öyle olmadı. Tam tersine daha da yükseldi. Ve enflasyon yaz aylarında rekor kırmaya başladı geçmiş aylara göre. Ben şunu da iddia ediyorum. Ağustos ayı enflasyonu bir yere rağmen, talimatlı olmasına rağmen iki haneli çıkacak büyükte. Eylül'de açıklanacak. Evet, bunu bekliyorum ben. Çünkü öyle zamlar geldi ki Temmuz'dan daha büyük fiyat artışları geldi. İğneden ipte deyim yerindeyse her şey zam geldi. Ve bu zamlar yeni zamları da körüklüyor. Zam zam doğuruyor, zam zam doğuruyor. Dolayısıyla Ağustos ayı tarım ürünlerinin en çok piyasaya çıktığı dönem olmasına rağmen maalesef rekor kıracak. Son yılların en büyük rekorunu kıracak gibi görünüyor. Bu Eylül ayında fiyatların Ağustos'tan daha da fazla artacağının önemli bir göstergesi aslında. Çünkü sonuçtaki Anadolu'daki insanlar, rahattaki insanlar evlerine dönecek, okullar başlayacak. Dolayısıyla orada harcamalar artmaya başlayacak. Talep daha da artmış olacak. Bu sefer talep enflasyonu daha büyük körüklemiş olacak. Maalesef çok ciddi sıkıntı. Tabii insanlar bununla nasıl geçinecek bu bilemiyorum. Gerçekten çok üzücü sonuçları olabilecek bir konu. Enflasyon Türkiye'de evet çok büyük baş belası ve enflasyonu önlemek için de şu ana kadar hiçbir tedbir yok. Laftan öne geçilmedi. Hani fiyat istikrarını sağlayacağız, rasyon politikalarına geçeceğiz dendi ama bununla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Ve fiyatlar rekor kırmaya devam ediyor maalesef. Yani daha fare doğurdu şu ana kadar deyim yerindeyse.
Peki bu gelir dağılımının adaletsizliğinin en çok fazla hissedildiği yerler aslında emekliler, emekli maaşları. Evet. Bu arada şunu da hatırlatayım sevgili izleyiciler, sonsuz için dün emeklilerle ilgili ayrı bir video çektim. Özgür aşağıdaki yorum linkine iliştirecektir. İzlerseniz onu da seviniriz diyelim. Dediğim gibi Bakan Işıkhan böyle çarşı pazar dolaşırken orada bir röportaj veriyor diye Cumhurbaşkanı talimat verdi. İşte emekliler için yeni bir düzenleme yapılacak diyor. İşte en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması zaten konuşuluyordu. Ekim ayında yapılacak olası düzenlemenin memur maaşlarında olduğu gibi seyyanen emeklilere de yapılacağı söyleniyor. Tabii 8 bin lira olması beklenmiyormuş. Bunun 4 bin lira olması bekleniyormuş. Ne diyeceksiniz? Gerçekten öyle Ekim'e kadar bu emekliler dayanabilecek mi? 4 bin liralık seyyanen bir zam yeterli olacak mı? 4 bin liralık seyyanen zamın yeterli olması mümkün değil. Tamam, açlık sınavı muhtemelen 15 bin liraya geçmiş olacak şimdi. Yine açık Türk işi göreceğiz. Yani rakamlarının milimize kırpa kırpa nerede tutacağını göreceğiz. Bu ayda açıklayacak açlık sınırı. Gerçek de açlık sınırı Türk işinin açıkladığı rakamların çok çok üzerinde. Bir kere oradan başlayayım. Şimdi emeklilere bu paraların verilmesi gerekiyor mu? %1 milyon verilmesi gerekiyor. Hiç tartışılır bir taraf. Hiç tartışılmıyor. Hani halk beyimiyle gerçekten %1 milyon verilmesi gerekiyor. İnsanların geçinme durumu çok zor. Ama bunu vermek lazım ama nereden vereceğiz? Kazanmadığımız parayı nasıl vereceğiz? Evet. Düşünün. Emekliler bunu verdiği zaman bu yine enflasyonda olacak. Burada kamu da kesip tasarruf etmeden enflasyonunu kesemezsiniz. Asıl olan maaşlara yapılan zamlar değil. Asıl olan enflasyonu engellerseniz zaten insanlar zenginleşecek. Zaten insanların geliri artacak. Enflasyonu engellemiyorlar. Buna yönelik hiçbir adım atılamıyor. Bilakis enflasyonu körükleyecek daha fazla adımlar atılıyor. Bol keseden dağıtılıyor. İyi de nereden bulacağız o parayı biz? Bir şey mi ürettik? Bir şey mi bulduk? Yani milyarlarca dolar, 10 milyarlarca dolar ek gelir mi sağladık? Yok. Neyi dağıtacağız peki? Hani enflasyondan dağıtacak, o yeni enflasyon atacak. Bir daha enflasyondan aldığında dağıtacak, yani tam bir seçim politikası. Hani sıkı para politikası, rasyonel ekonomi diyorduk ya, hiçbirisi yok. Sürekli dağıtıyorsunuz. Ellerini onun almadan için, zaten o alacakları... Dağıtılacağını bildiğimiz için zaten enflasyonun daha da artacağını söylüyoruz. Çünkü kaynak bulmadan, kazanmadığın parayı dağıtıyorsun. Dağıtamazsın kazanmadığın. Önce parayı bir kazan. Cebine bir girsin, cüzdanına bir koy. Ondan sonra dağıtmaya başla. Gelirine göre dağıtırsın. Yani gelirine göre dağıtmıyorsun. Sürekli borç kesten veriyorsun. Borç alayım, para basayım, sürekli dağıtayım. Dağıttığın zaman bundan gelecek başına. Daha büyük enflasyonla neden olacak? Çarpanı 1,5 liralık 2'ye çıkacak çarpanı. Her bastığın para. Daha büyük enflasyon olacak. Maalesef hesapsız kitapsız işler yapılıyor. Sıkı para politikası uygulanmayacak. O nedenle gelecek senenin 31 Mart'ından sonra 1 Nisan'dan itibaren eğer bir para politikası uygulanacak. Yoksa şu an ortada hiçbir politika yok. Madem şu an gelin döviz piyasalarında, döviz piyasalarında sürekli basıyoruz. 27 liraya çaktılar doları. 27.10 bugün. Bu kadar enflasyona rağmen sen 27 liraya doları çakarsan sen piyasalara müdahale ediyorsun. Geçmişte de yapılıyor o zaman. Ne değişti? Kavcıoğlu döneminde ne değişti şu an? Evet. Hiçbir şey değişmedi. O zaman neyi değiştirdiniz ki? Ortada bir şey yok. Üzgünüm ama ortada reel olarak yapılan hiçbir şey yok şu an. Evet, peki Fed'in tutanaklarına da geleceğiz. O doları güçlendirdi aslında gelen açıklamalar. Beklentileri de konuşacağız ama önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Siz böyle işte ortada bir şey yok deyince aslında tam oraya gelmek istedim. Şöyle diyor, bankalara reel sektörü destekleme ve dezenflasyon için hükümetin programına uygun hareket etme çağrısı yapıyor. Acaba bir program açıkladılar da biz mi duymadık, ne dersiniz? Ebru Hanım, ortada bir program yok. Bankaların yaptıkları doğru. Şu anda mevcut bu savrukluk, ekonomik savrukluk içerisinde herkes kendi canını kurtarmaya çalışıyor. Evet. Bankalar kendi canını kurtarmaya çalışıyor. Paralarını doğru yere kanalize etmeye çalışıyor. Garantili gelir elde edilebileceği bankaların yer şu an neresi? Tüketici kredileri. İnsanlar öyle veya bir şekilde, böyle bir şekilde şahsi garantiler olduğu için tüketici kredilerine veya tüketici kredi kartlarına. Bankada doğruya yöneliyor. Haklılar mı? Haklılar. Siz ekonominin büyümesini teşvik edecek ne yapıyorsunuz? O zaman ben bankacı olsam şu an derim ki o zaman siz önce kamu bankalarının kredi politikalarını düzenleyin derim. Siz bunu düzenliyor musunuz? Yok. 200-250 firmaya %30-35 arasında kredileri çakın. Diğerlerini de siz finanse edin diye gelin banka, özel bankalar. Özel bankalar aptal değil ki. Niye yapsın onu? Yapmıyor. Haklı, çünkü o paranın geri dönmeyeceğini biliyor. O zaman bankaların şu an ödenemeyip de sürekli ötelenen, sürekli yenilenen kredilerine bakmak lazım. O zaman yeni bataklar oluşmasını istemiyor bankalar. Haklılar, özel sektör bankaları. Çünkü bugün ekonomi bu hale gelmesinden ne vatandaş sorumlu, ne özel sektör sorumlu, ne özel sektörün bankaları sorumlu. Siyasi olarak siz yaptınız.
Hala da kamu bankada para dökmedi. O da yanlış. O zaman ne yapıyor özel sektör? Kendi kenara çekiyor. Enflasyonist ortamda. En az zararla ve en iyi karla nasıl çıkarım ben bu işin içinden diyor. Sermayemi kaybetmeden nasıl çıkarım ben bu işin içinden diyor. Ona bakıyor. Haklılar. Şimdi evet. Bak mesela Sayın Mehmet'in bir programdan bahsediyorsun ya. Nerede program? Bana bir şey anlatsın. Çıksın de şimdi Sayın Şimrek ya bizim programımız şu. E sen programı evde açıklayacağım diyorsun. Evde var daha 20 gün. Evin başına mı açacaksın? Sonunda mı açıklayacaksın? O da belli değil. O zaman program açıklığını görelim. Herkes de ona göre bu program inandırıcı olursa herkes ona göre hareket edecek ama herkes şunu biliyor. Kimse aptal değil. Herkes şunu biliyor. Diyor ki 31 Mart'tan evvel senenin gerçekçi bir maliye politikası uygulama mümkün değil. Herkes de pozisyonu buna geliyor. Sen Nisan-Eylül'e ne açıklasan açıkla. Evet. Daha kaybedecek aylarımız var yani. Görmedim. Herkes Nisan'a kadar kendisini kollamaya çalışacak. Çok net. Vatandaşta, özel sektörde, özel bankalarda, tüccarda, herkes, KOBİ'lerde, herkes kendi canını kurtarmaya çalışacak. Bu enflasyonlu ortamda başka bir şey yapamazsın ki. Peki dönelim o zaman FED'e. Küresele bakalım. Dediğim gibi tutanaklar yayınlandı. Farklı görüşler de var içinde, FED üyelerinin içinde ama her ne kadar üyeler arasında duruş değişikliği olsa da enflasyonla mücadele konusunda hepsi netler. Yani bu da işte FED havlu atmadı şeklinde yorumlanıyor. Bu da dolara yeniden değer kazandırmaya başladı küreselde. Evet. Peki bu tutanaklar için ne diyeceksiniz? Duruşları için ne diyeceksiniz? Doların küreselde yükselmesi bize herhalde o parmak oradan çekilmediği sürece bir şeyi değiştirmeyecek değil mi? Maalesef olumsuz yansıyacak. Burada bizi en çok etkileyecek ABD'nin 10 yıl tahvil faizlerinin %5 ile üzerine çıkması. O bizi maalesef uluslararası piyasada son derece olumsuz etkileyecek. Muhtemelen Amerika şu an bunun önü açıldı. 4.5'un üzerine çıkması gerektiği geçen gün açıklanmıştı piyasa oyuncuları tarafından. Şu an iş oraya doğru gidiyor. %5'e doğru gidiyor tahvil faizde. Bu şu demek, gelecek 10 yılda da faizler aslında enflasyon çok düşük gitmeyecek. Çünkü geleceği şimdiden satın alıyorsun o faizle. Evet. Dolayısıyla adamların düşünceleri son derece doğru, son derece pragmatik, rasyonelite atsa rasyonelite. Adam diyor ki kardeşim benim de enflasyon kısa vadeli daha fazla düşemiyor, bir direnç var. Bu direnci kıramıyoruz diyor. Ve şu anki göstergelerde enflasyonun biraz daha artacağı yönünde. Dolayısıyla bu ne yapıyor? Diyor ki biz faiz tekrar artırabiliriz. Söylemi güçlendiriyor. Bu sefer bu ne yapıyor? Faiz arttığı zaman Amerikan doları güçlenmiyor. Bu çok nettir. Evet. Şu an FED tutanaklarından gördüğüm benim. Bir kere konuttaki fiyat artışını kısamıyorlar. Hala konutta yeni başlangıçlar çok ciddi anlamda yükselmiş. İmal hastanede 1.300 kur beklentileri vardı. O %1'e çıkmış. Bu dolayısıyla aylık bazda %1'e çıkmış. Bu çok ciddi artışlar demek. Ekonomiyi soğutamıyorlar faizle. O zaman piyasadan daha fazla para emme durumu orada geliyor. Çünkü geçen gün anlattık hala piyasada 4 trilyon dolardan fazla. Evet. Çekilmesi gereken para var. Bu parayı çekmen lazım. İşte bu parayı ağır ağır çekiyorlar. O zaman senin aldığın faiz kararı, yükseltme kararı etkisi azalıyor. İkisini beraber yapman lazım. Paralel götürmen lazım. Şimdi insanlar ne oldu? İnsanlar da ABD Merkez Bankası, FED'in, Federal Merkez Bankası'nın daha fazla faiz artıracak kanısı, düşüncesi güçlendi. Güçlenince ne oldu? Amerikan doları değer kazandı. Bu Amerikan işine geliyor mu? Çok işine gelmiyor aslında. Amerikan doları bu kadar değer kazanması çok işine gelmiyor. Ama bunu da yapmak zorunda enflasyonu aşağı çekmek için. Amerika'da da enflasyon tabii bize göre çok komik düzeylerde %3-4'lerde falan bunu aşağı doğru hala çekmek için çok uğraşıyorlar. Burada en tehlikeli olan şey şudur. Çin. Çin'in büyüme hızının düşmesi hem Çin'i hem dünya ekonomisi son derece önemli etkiliyor. Dolayısıyla üretimin, dünya üretimin, tüketim malı üretimin büyük bir kısmını Çin yaptığı için bu dünyada da enflasyonu yukarı doğru çekiyor. Bir de ülkelerin kendi içsel problemlerinden kaynaklı enflasyonları var. Avrupa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın vesaire. Burada sıkıntı var. Çin'in bu anlamda ekonomi tekrar yürütmek için faizleri aşağı çekmesi doğru. Evet. Bizim yapmamız yanlış. Orada üretim kapasitesi düşüyor. Bizde öyle değil. Bizde yeni yatırım zaten yok. Bir de mevcutu düşürüyorsun, o daha da kötü. Dolayısıyla bu Amerikan dolarının önümüzdeki günlerde güç tutacak. Eylül'deki toplantıyı göreceğiz. Eylül'de asıl toplantı Eylül'de. O toplantıda FED nasıl bir karar alacak bunu göreceğiz ama onun öncesinde Jackson Hole'de Amerikan Federal Merkez Bankası başkanının da olacağı konuşma çok önemli. Bütün dünyanın geleceğini o toplantı anlatacak gibi duruyor. Herkes oraya odaklanmış durumda. Bu da bu ayın 22'sine eğer hafızamı yanıtmıyorsam. Evet. Peki bugün de böyle noktalayalım o zaman. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de sevgili izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.